gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İzmir yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Tekrardan bir YouTube yayınında birlikte olacağız. Bildiğiniz gibi Pazar İzmir yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifkoanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Adana ile ilgili yorumlarım ise sadece sitemizde olacak. Umarım hem Adana'da hem de İzmir'de güzel başarılar elde ettiğimiz bir gün olur. İzmir'de analizlerim çok yüksek bir bütçeli olmayacak. Zaten birinci Aldıgan Ligi sadece tutum hatları paylaşacağım. İkinci Aldıgan Ligi'nde orta bütçeli bir paylaşım olacak. Çok yüksek bir ikramiye beklemiyorum ama tabii ki de at yarışı bu. Yani yüksek bir ikramiye verirse ben şaşırırım şahsen. Ama yine de biz elimizden geldiğince yorumları yapacağız. Kazanalım, ikramiye ne olursa olsun görürüz. Alt taraftan videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca bizi Twitter'da da GIF analiz yazarak takip alabilirsiniz ki 7800 sayılara ulaştık. 8000'e az kaldı, büyük ihtimalle yarın çekiliş de yaparız. Yavaş yavaş 8000'li sayılara gidiyoruz. Arada sırada dikkatli siteleri paylaşıyorum, paylaşımlarda bulunuyorum. Bunlardan haberdar olabilmek için takip etmenizi öneririm. Başka söyleyecek bir şey var mı? Yok. Yorumlara geçelim. Birinci aldıganla ilgili verdiğim hatları şablon olarak düşünmeyin. Dikkat isimleri olarak düşünün. Kendiniz de katkılar yapın. Birinci koşuda ben 3 numaralı Özilye'den çok iyi bir yarış bekliyorum. Tempolar çok yükselmeyecek. Gülcü Hanım ne kadar bu mesafeyi koşabilir, nereye kadar idare edebilir, bu bir soru işareti. Özilgi hem gidişat avantajı hem de mesafe deneyimiyle beraber, ki iyi de bir aprensi var üzerinde, ben kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Rakip yazacaklar. Yani biraz nasıl da mesafeyi kısaltabilirse 2 numaralı Gülcü Hanım beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. 6 numaralı Fış Fış. 5 numaralı Güneş Kralı dikkat edin, son yarışını çok beğendim. Bugün bence iyi koşar. Bir de bir numara babam benim devre girebilecek isimler. İkinci koşuya baktığımızda 3 numaralar için dostum çok büyük aksilik olmazsa kazanır. Zaten son zamanlardaki yarışlarda bas bas bağırıyorum. Yani bu at net bir çim atı. Çimde iyi başarılar elde edecek. Çimde kollayın diye. Bugün çimi buldu ve rakipler çok uygun. Tek soru işareti gidişat. Çünkü önde gidebilecek çok fazla at yok. Eğer bu anlamda bir sıkıntı yaşamazsa, hatta ben şöyle bir şey de bekliyorum. Ya bu atın annesine baktığımızda kızım Aslı dikkat çekiyor ki. Kızım Aslı koştuğu zamanlarda önde gittiği yarışlar ve önde başarılı bitirdiği koşular var. Acaba Irçın dostum bugün bu kadar önde gidebilecek bir at yokken çılgınlık yapıp önlere çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarış yapabilir mi? Bu da bir köşede bulunsun. Bence yapabilir. Rakip yazacağım diyorsanız 1-2 yazabilirsiniz ama ben şahsen 3 numaralı için dostumun kazanacağını düşünüyorum. 3. koşuyla ilgili yorum yapmayacağım. Tüm atlar gelebilir. 6 atla birbirini geçebilecek kapasite ve gücü var. Sadece şunu söyleyeceğim. 5 at yazıyorsanız Ünal amcayı dışarıda bırakmayın. 51 kilo. Önde çok fazla zorlanmayacak. Evet, grup çok sert. Ama bu kadar şartlar lehineyken önde boş kalıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Hepsi gelebilir. Yani Ildırlı gelebilir. Anayurt gelebilir. Aslan Soylu, Vanlama, Başparmak hepsi gelebilir. Ama bunların yanına Ünal amcaya da dikkat edelim. Altılı Ganyan'ın ilk ayağına geldiğimizde ikinci alıyor. Yani burada dikkat çeken aslında bir isim var. 12 numaralı Sweps. Yani Sweps İstanbul'da bence oldukça iyi yarışlar yaptı ve sert rakipte yanında bile zaman zaman söz sahibi oldu. En büyük avantajı bugün birçok rakibi uzun ara sonrasında bir yarış görecek. Yarış gören atlar ise çok iyi bir dönüş yapamadı. O yüzden de bu kadar şartlar lehineyken, üstteki rakipleri aslında ciddi bir kilo farkı varken, sanki 12 numaralı Sweps bu yarışı kazanacak gibi görünüyor. Misti deneyecekler veya kupon daha da ufaltmak isteyenler ilk ayakta bir risk alıp Sweps'i değerlendirebilirler. Ama bugün bir sürpriz çıkacaksa, bugün biraz ikramiye kıpırdanacaksa o yarış burası diyorum. Sırasıyla 6 numaralı Quickie, 10 numaralı Wind Race, son yarışını ölçü almayayım. Bu at çimde aslında çok iyi yarışlar yaptı. Son kum yarışında beklenen altında kalsa da bugün tekrardan çime geliyor belli bir aranın ardından. Farklı bir Wind Race görebiliriz. Özellikle bu ata dikkat edelim. 7 numaralı Çakır'ın kızı, 3 numaralı Yahya Han, 4 numaralı Atlas Han idmanda fena görünmüyordu.
1 numaralı Shirin Lady Antik İdman Göğsü yol anahtarlardan biri, 9 numaralı Galvatron ve 5 numaralı Gold Road devreye girebilecek isimler. 12 numara alternatif tek adayı 6, 10, 7, 3, 4, 1, 9, 5 sıralamam. 5. koşuya geldiğimizde burada da ön plan çıkarmak istediğim bir isim var. 6 numaralı Tech Force Star. Yani Tech Force Star aslında 0-0 yaptığı zamanlarda bile benim dikkatimi çekmiş. Zaman zaman da şans verdiğim bir isimdi. Son yarısında formunu biraz daha yükseltti. Bugün hem mesafenin oldukça kısalmasıyla hem rakiplerinin çok aman aman isimlerden oluşmayışıyla beraber eğer liderliği alabilirse bir çırpıda yarışı bitirebilir. Benim buradaki favorim yarın büyük ihtimalle puanlamada 1-2 tık geri planda da kalabilir. 6 numaralı Tech Force Star. Ama burası da çok böyle güven veren bir maiden değil. Çünkü diğer maiden'e biraz daha sırıtan bir isim var. 9 numaralı Atakum Kızı. Kurtar Eküsü'ne çıkma bir isim ve ara sonrası gördüğü yarışta çok fazla üzerine gidilmedi. Çok da böyle zorlanmadı koşuda. Derece olarak da fena bir derece yapmadı. Bugün daha etkili bir Atakum Kızı görebiliriz. 4 numaralı Özal Bey. İlk defa start alacak olması rağmen yazıklarla geliyor. 5 numaralı Son Muhafız. Yani bu atı bir yerden duydum ama hatırlamıyorum nereden duyduğumu. İdmanda da baktım. Fena da çalışmaları da yok. Dikkat etmekte fayda var. Yani bu 5 numaralı Son Muhafız iyi koşabilir. 1 numaralı Es Yener. Kilosu ağır ama grubun uygunluğuyla söz sahibi olur. 2 numaralı Ay Sever. 10 numaralı Mavi Okyanus. 7 numaralı Akıncı Kız. Ve 11 numaralı Yalın Kılıç Güzeli diyorum. 6, 9, 4, 5, 1, 2, 10, 7, 11 sıralamam. 6. koşuya geldiğimizde burada da ön plana almak için bir isim var. 7 numaralı Toprak Akarca. Yani bir at bu kadar kötü koşulabilir. Yani gerçekten Toprak Akarca keşke diyorum ki böyle benim üzerim olsa ve ben bu atı gerçekten el bebek gül bebek koştursam. Çünkü bu at ilk yarışında banko önermiştim ben o gün ve çok güzel ve net bir birincilik elde etmişti. Ondan sonraki yarışında gittiler grup 2 koştular. Ki bence kötü de koşmadı. Ondan sonra gittiler uzun koştular. Yani at koşabileceği bütün olumsuzlukları, bütün yaşayabilecekleri olumsuzlukları son 2 koşusunda yaşadı. Bugün ilk defa hem böyle dişine göre bir gruba hem de şartların lehine ve mesafenin de lehine olduğu bir gruba geliyor. Eğer öndeki işte Duranan'dan, Humbo'dan, Night Fury'den çok ciddi anlamda etkilenmezse Toprak Akarca bence bu grubun 1-2 tık üzerinde bir isim. Startla beraber liderliği alır. Bitişe kadar da korur. Eğer bugün çok yüksek bir misli denilecekseniz 7 numaralı Toprak Akarca da tek olarak değerlendirilebilecek isimlerden bir diğeri. Rakip yazılacaksa 2 numaralı Duranan, 5 numaralı Grand Sanki son yarışı oldukça etkiliydi ve güzel bir dereceyle kazandı. 3 numaralı Arslan Kapısı ve 4 numaralı Days yazılabilecek isimler. 7 numara alternatif tek adayı 2, 5, 3, 4 sıralamam. 7. koşuya geldiğimizde burada dikkat edilmesi gereken bir isim var. 5 numaralı Warden Cliff. Ya Warden Cliff son yaşında Pico Pico'ya çok fazla yapabilecek bir şey yoktu. Çünkü Gökhan Kocakaya olabildiğince mesafeyi iyi ayarlayıp sprinti doğru zamanda atmaya çalıştı ama Pico Pico inatçı bir isim olunca çok da fazla yapabilecek bir şey kalmadı ve rakibine geçildi. Bugün rakipler biraz daha uygunlaştı o günkü şartlara göre. Çünkü Akna evet Bursa'da yarışlar kazanıyor ama çok aman aman grupları geçmiyor. Grand Treasure'ı zaten çok kolay geçti. Bojack grubun bir tık altında. King Farrier'da önde zorlayabilecek bir Akna var. Geriye Warden Cliff kaldı. Büyük ihtimalle Akna ile beraber King Farrier'ın vereceği mücadeleyi en iyi şekilde değerlendirip bir yerden sonra kazanma ihtimali çok çok yüksek. Misli denecekler. 5 numaralı Warden Cliff'i de tek olarak değerlendirebilirler. Yok ben rakip yazacağım diyorsanız 4 numaralı King Farrier iyi bir at. Güzel bir at. Ya gerçekten görüntüsü dikkat çeken bir isim. Bugün eğer Akna ile çok ciddi mücadeleye girmezse, çok didişmezse 4 numaralı King Farrier'ın da gücü var, bir potansiyeli var, sahaya yansıtabilir. 5 kazanmaya yakın, 4 rakip. 8. koşuya geldiğimizde 4 numaralı koruyucuyu günün ilk bankosu olarak öneriyorum. Yani oyunu büyütebilirdim. Öyle bir imkanım vardı. İstesem büyük verirdim. İşte derdim ki rakip yazan falan ama yani rakip yazacak bir at bulamadım. Çok fark var gruplar arasında. Çünkü bu son yarışında daha sert rakibin yanında bile maiden'de oldukça güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün bakıyorum yani birçok rakibi çok böyle avanta gruplarda ikincilik falan elde etti ama çok iyi performans sergilemediler. Bence mesafenin kısalması da daha da lehine oldu.
Yani şartlar bu kadar lehineyken laf olsun diye 4 numaralı koruyucunun yanına at önermek bana mantıklı gelmedi. Günün ilk bankosu olarak öneriyorum ama eğer çok çok rakip yazacağım diyorsan şahsen ben yazmayacağım. 9 numaralı kardana dikkat edin. Günün son kosuna geldiğimizde 7 numaralı aksakallıyı günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Yani 4 numaralı koruyucu ile ilgili neleri söylediysem aynı şeyleri aksakallı ile ilgili de söyleyebilirim. Kimi yazacağız? Alttaki isimlerin birçoğu 20 handikap, 30 handikaplı isimler. Üstteki isimler biraz kıpırdan isimler ama ya aksakallı ile aralarında dağlar kadar fark var. Evet aksakallı eski aksakallı değil ama son yaşında yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Eğer çok ciddi bir sorun yaşamazsa, çok ciddi bir sıkıntı yaşamazsa bu kadar grup uygunken ben 7 numaralı aksakallında kazanacağını düşünüyorum. Günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Bakalım neler olacak. Nasıl sonuçlar çıkacak? İzmir burası belli olmaz ama ön planda olan isimlerin kazanma ihtimali yüksek gibi duruyor. Adana'ya daha bakmadım ama bu gece Adana'yı da paylaşacağım. Adana ile ilgili yorumlarım gifkanaliz.com sitesinde olacak. Alt taraftan videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki analize kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.